Sayın Edirne İl Kültür Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Sayın Edirne Belediye Başkan Yardımcımız Ertuğrul Tanrıkulu, Sayın Edirne Bara Başkanı Gökhan Karakaş ve adını sayamadığım diğer saygıdeğer konuklar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada Edirne'mizin de sınırları içerisinde bulunduğu Antik Çağ'da Trakya bölgesinin tarih öncesi çağları konusunda mesleğimizin duayeni Emeritus Profesör Doktor Mehmet Özdağ hocamızın sunumu için toplanmış bulunmaktayız. Aslında Trakya arkeolojisi denilince akla gelen ilk isim olduğundan tanıtmaya gerek yok tabii ki. Eminim birçoğunuz kendisini yakından tanıyorsunuzdur. Ancak aramızda genç arkadaşlarımız da olduğu için birkaç cümleyle özetleyerek hocaların hocasını daha sonra davet etmek istiyorum. Mehmet Özdağ İstanbul 1943 doğumlu. Akademik yaşamına İstanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dalı'nda ilk kadın Türk arkeologlarımızdan Profesör Doktor Halet Çambel'in öğrencisi olarak başlamıştır. Esas uzmanlık alanı Neolitik olarak adlandırılan tarım ve hayvancılığa dayalı köy yaşantısının ortaya çıkışı ve başka coğrafyalara yayılım sürecinin anlaşılmasıdır. 1964 yılından bu yana aralarında Çayönü, Yarımburgaz ve Aşağı Pınar'ın olduğu Türkiye'nin çeşitli yerlerinde 25 kazı çalışması ve yüzey araştırması yürütmüştür. Halen Doğu Trakya'da açık hava müzeleri ve kültürel miras projelerini sürdürmektedir. Diğer ilgi alanları arasında arkeoloji tarihi, arkeoloji politikaları ve çevresel arkeoloji bulunmaktadır. Üyesi olduğu önemli uluslararası bilim kurulları arasında ise Amerika Birleşik Devletleri Bilimler Akademisi, Academia Europa, Şangay Arkeoloji Forumu ve aldığı ödüller arasında ise 2001 yılında TÜBA Hizmet Ödülü, 2008 yılında Vehbi Koç Vakfı ve İtalya Devlet Cavalier Nişanı ve 2020 yılında Mimarlar Odası Ödülü bulunmaktadır. Arkeoloji ve kültürel miras üzerine 22 kitap ile 317 bilimsel makalesi vardır. Şimdi sözü bizleri kırmayarak buraya kadar gelen Trakya'da tarih öncesi araştırmaları son bulgular ışığında genel bir değerlendirme adlı sunumunu yapması için sözü hocamız Sayın Özdoğan'a ve moderatörümüz Ahmet Yaraş'a bırakıyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun, sana bırak. Alıyorum. Ama geri istiyorum. Herkese merhaba. Ben tek tek isim saymayacağım ama burada olmak gerçekten hem onur verici hem de çok güzel bir topluluğa. Ve Ahmet Yaraş'a özellikle teşekkür ediyorum. Sadece bu teşekkür bu toplantı için değil. Sanal ortamda hazırladığı programlarla Trakya Arkeolojisi'nin Türkiye'ye oturmasını, Türkiye'de Trakya Arkeolojisi'nin anlaşılmasını sağlayan, herkese bir araya getiren, yaptığı gerçekten çok özgün bir çalışma için Ahmet'e bir yaşlı meslektaşı olarak da teşekkür etmek istiyorum. Bu çok güzel bir olaydı ve sanıyorum ki bu da bir kitapla en sonunda taçlandı. Ve böyle bir günde de burada bunun üzerinde konuşma şansı verdiği için çok çok teşekkürler. Salonda gerek daha önceden ve özellikle kırklarından arkadaşları da görüyorum. Onlara da herkese çok çok teşekkürler. Ahmet benden genel bir değerlendirme yapmamı istemişti. Ben de genel bir değerlendirmeyi biraz da kendi açımdan, daha doğrusu kendi reklamımızda yaparaktan yapma. Yani bizim Trakya'da yaptıklarımızdan yola çıkarak söylemek istiyorum. Ancak bu haritayı her zaman kullanıyorum. Bu haritayı kullanmamın temel nedeni Trakya'nın, yani daha doğrusu şöyle başlayayım. Trakya'ya biz 30 sene evvel Trakya'da çalışmaya başladığımızda Trakya'da genel bir kanı vardı. Burada arkeolojik olarak önemli bir değer yok. Trakya'nın arkeolojisi önemsizdir. Niye buraya geldiniz gibi diye soranlar bile olduydu. Trakya'yı genellikle Trakyalılar bile kültür tarihinin önemli bir yer olduğuna Trakyalıları inandırmak bile oldukça sorun olmuştu. Şimdi bu haritaya baktığınız zaman farklı coğrafyaların ortasında, yani farklı büyük kültür coğrafyalarının, Avrasya, Karadeniz, Anadolu, Ege, Balkanlar gibi bir coğrafyanın bileşim noktasında. Bu bileşim noktalarının kültür tarihinde özel bir önemi vardır. Bazen burası bir kültürel köprü olur, bazen bir bariyer olur, bazen bir tampon bölge olur. Yani sürekli olarak yer değiştirir. Ama bu bölgede olanları anlamadan diğer bölgeleri anlamak ve büyük kültür bölgeleri arasındaki ilişkiyi anlamak da mümkün değildir. Bu nedenle Trakya'nın gerçekten kültür tarihinde
çok özgün bir önemi var. Fakat buna karşılık Türk IQ'su hala da aşağı yukarı öyledir. Genel bizim iki eğilim vardı Türk IQ'sinin tarihçesinde. Özellikle tarih öncesi ön tarihlerde biz Mezopotamya-centric yani Mezopotamya odaklı bir eğitimden gelir. Mezopotamya ile ilişki olan her şey önemlidir. Mezopotamya kültürleriyle bağlantısı yoksa zaten o sayılmaz. Daha geç dönemdekiler için Ege önemlidir. Ege dünyasıyla bağlantın var mıdır yok mudur? Yani Trakya'yı Türkiye'ye IQ'su yakın zamana kadar göz ardı etmişti. İlk araştırmalara baktığımızda fazla üzerine durmayacağım ama mesela buradan geçen Rus ordusunun yaptığı kazılar vardı. İlk en eski Trakya'daki araştırmalardan biri ki bunlardan biri bizim Aşafınlar'daki tümülüslerin kazısıdır. Bulgar işgali sırasında bazı belgelemeler olmuştur. Tek bilimsel ilk araştırmacılar arasında Hasluk'tur. Hasluk esasında bir etnografyacıdır. Buradaki yörükleri de çalışmış ve bazı kazılar da yapmıştır ama bunlar yani parmakla sayılacak kadar eski araştırmaların olduğunu, başka bir şeyin olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Trakya'daki arkeolojinin 1936 yılında bir canlanması vardır. Bu Atatürk'ün erken cumhuriyet ideolojisiyle, Atatürk'ün gerçekten kendi özel ilgisiyle Trakya'yı arkeoloji açmak ve Trakya'da arkeolojik çalışmaları yapılmasını emrediyor, istiyor. O sırada genel müfettiş olan Kazım Dirik de zaten buna hazır ve çok iyi bir organizatör. Ve İstanbul Müzesi'ndekileri burada görevlen ve Ankara'dan görevlendiriliyor. O sırada ilk defa Trakya'da Türk kazıları ve özellikle tümülüs kazıları, Atatürk'ün pek kimse bilmez ama tümülüslere gençliğinden gelen bir merakı vardır, bir ilgisi vardır. Selanik'te Mahridi Bey, Langaza tümülüsü, Atatürk'ün meşhur teneke hikayesinin olduğu yerdir. Ve o kazıya da katılmış Atatürk. O yüzden o zamandan beri de bir tümülüsleri gerçekten Ankara'da da ilk yapılan şeylerden biri Frig tümülüslerinin kazılmasıdır. Trakya tümülüslerinin kazılmasını istiyor ve Trakya'da ilk defa tümülüs kazıları bu şekilde başlıyor. Birçok yerde birden birçok yerde kazı yapılıyor. Buna tek tek girmeyeceğim. Bunu hemen hemen herkes bilir ama gerçekten Trakya'da gayet sistemli ve doğru iyi belgelenmiş tümülüs kazılarıyla o dönemde Trakya'nın kültürel varlığının ilk izlerini doğru düz görmeye başlıyoruz ve bunlar İstanbul Müzesi'nde de teşhiri sergileniyor. Daha sonra da Dolmabahçe, ünlü Dolmabahçe sergisinde de ve Laktürk'ü Kemalist'e de ayrıntılı olaraktan yayınlanıyor. Çok sayıda tümülüs Kırklareli'nde, sadece Kırklareli değil hemen hemen Edirne civarında, her tarafı Tekirdağ'da da çok sayıda tümülüs, aşağıda bir liste var, oradan gözükebilir, kazılıyor. Atatürk'ün vefatından sonra Trakya'daki araştırmalar birdenbire duruyor. Trakya'daki çalışan arkeologlar bir daha buraya dönmüyorlar. Ortaya çıkmış olan kültür tümülüslerin bakımı yapılmıyor. Bunların bir kısmı yağmalanıyor, çürüyor. Çok azı ayakta kalabildi ve bildiğim kadarıyla da hiçbiri bir tümülüs müzesi haline dönüşemedi. Bunu biz Kırklareli'nde bizim kazı yerinin hemen yanındaki beş ünlü Saati Kubbeli mezar olaraktan geçen C tümülüsünü bizim projeye katıp bir tümülüs müzesi yapmaya çok istedik. 30 yıldır uğraşıyoruz, beceremedik. Komşumuz Bulgaristan'a gidince tümülüslerin müze haline nasıl geldiğini, nasıl bundan toplumla paylaşıldığını ve toplumun ilgisi nasıl çekildiğini görünce de bu kadar tümülüs zengini olan bir bölgede bir tümülüs müzesi olmamasını da kabullenmek biraz zor geliyor açıkçası. Ama durum böyle. İlk dönem kazılarından biri yine Trakya, kültürün Trakya'da değilse bile İstanbul Fikirtepe'nin kazısıdır. Bu Trakya'nın arkeolojisini daha sonra etkilediği için bunu buraya koydum. 1960'lara doğru küçük bir canlanma vardı. Özellikle Şevket Aziz Kansu'nun Orta Avrupa köyüsünü bilen bir uzman olaraktan Trakya'da yaptığı, burada Çardakaltı da buna dahil olmak üzere Edirne'deki. İlk defa küçük çalışmalar, küçük araştırmalar, küçük kazı sondajlarla Trakya'daki bilgiyi çıkartmaya çalışıyor. Aynı zamanda gerek David French'in, gerek yine Kansu ve Koşay'ın yaptığı küçük yüzey araştırmalarıyla Trakya'dan ilgili ilk bilgiler gelmeye başlıyor ama bunlar gerçekten çok küçük ölçekli bilgilerdir. Ondan sonra da hemen hemen başka kimsenin de ilgisi gelmiyor. Başka bir açıdan baktığımız zaman Türkiye'de Trakya'sında yani Doğu Trakya dediğimiz bölgede arkeolojik araştırmalar durma noktasında gittiğinde ya çok küçük ölçekli olduğunda bütün Balkan ülkelerinde arkeolojik kuvvet verdikleri, önem verdikleri bir dönemdir. Bu sadece Bulgaristan ve Sırbistan için değil, Romanya ve bütün Doğu Avrupa ülkelerinde 1960'tan itibaren çok yoğun bir arkeolojik çalışma vardır. Yüzlerle yer kazılmıştır ve çok önemli kazı buluntuları da ortaya çıkar. Bunları burada girmeyeceğim ama sadece bazılarını çok en çarpıcı olanı Şelepenskivir gibi erken Neolitik dönem, Mezolitik döneme ait Demirkapı'daki yerleşme. Ya Bulgarların bütün Balkan kolonisini oturttuğu Karanova ya Sırbistan'daki Vinça gibi çok önemli merkezler kazılmıştır. Burada belki aynı zamanda tabii doğa bu hem bilimsel faaliyeti artması aynı zamanda da bunun bir politikayla yani o ülkelerin kendilerini tanıtma politikasıyla yani burada arkeoloji ve politika daima beraber giderler. O politikanın da burada etkisi vardır. En büyük çarpanı olan buluntu yerlerinden biri hiç kimsenin beklemediği ünlü Varna mezarlığıdır. Yani Kalkolitik döneme ait Varna kentinin hemen yanındaki büyük bir çok zengin bulutları olan Varna mezarlığıdır. Ve bu mezarlık gerçekten
O sırada arkeoloji dünyası çok büyük bir etki yaratıyor ve ilgiyi o bölgeye çekiyor. Yani şöyle bir örnek vermekte belki yarar var. O yıllarda Bulgaristan'da kazılmış olan Neolitik yerleşme sayısı 300'dür. Yani Bulgaristan'ın Neolitik topluluklarını 300 kazıyla biliyoruz. O yıllarda bütün Türkiye'de kazılmış olan Neolitik yerleşme sayısı 26'ydı Türkiye'nin coğrafyasında. Trakya'da 0'dı. Şimdi bu bilgi dengesizliğinin getirdiği yani sonuçları biraz sonra değineceğim. Yine yani burada bir karmaşık bir genel toplayan bir saydam getirdim. Yani bütün Bulgaristan'daki özellikle Romanya ve Sırbistan'daki kazılarda işte Tripoli, Gumenista kültürünün çok görkemli bulutlarıyla Balkanlar bir kültür odağı olmaya başlıyorlar. Şimdi bunun getirdiği bazı sonuçlar var. Şimdi Trakya konuşmamın başında da değindiğim gibi farklı kültür bölgeleri arasındaki bir tampon bölge. Bu tampon bölgeyi doğru anlamak için ya anlaşılması için birkaç yöntemden birkaç bakış, farklı bakış açıları olabilir. Bunlardan biri bilimdir. Yine bilimsel verilerdir. Bilimsel veriler arasında baktığımızda burada bir dengesizlik var. Balkanlardan yoğun bir bilgi akışı var. Türkiye Trakya'sına hiçbir şey gelmiyor. Kuramlardır. Yani arkeolojinin kendi içine sosyal bilimlerin getirdiği kuramlardır. Türkiye arkeolojisi, Balkanları veya Avrupa arkeolojisine hiç bakmadığı için Mezopotamya açısından baktığınızda Balkanlar gözükmez. Onun yanına bir de politika giriyor. Yani politik yaklaşımlar. Ve bütün bu bilgi, yani bilgi eksikliğinin yanı sıra burada gelen esas çarpanı politika oluyor. İlk zamanlarda, yani daha 1960 öncesi dönemlerde bütün Avrupa uygarlığını, Avrupa'nın genel görünüşü, uygarlık doğudan doğmuştur. Yani yakın doğudan çıkar ve Avrupa'ya, bütün dünyaya yakın doğudan yayılır. Bu işte ışık doğudan doğar ya da ex-orientelux diye adlandırılan kuramdır. Ve bunu esas başını çeken de gayet de bir Gordon Child oluyor hepimizin bildiği. Fakat o sırada sol üstteki saydama bakarsanız Anadolu'dan o sırada hiçbir Neolitik bilinmediği için yakın doğuda çıkan Neolitik kültürün yani ilk tarım kültürünün daha sonraki devlete giden yolu hazırlayan kültürün o oluşumun, kösel oluşumun Anadolu'yu bypass ederekten denizden Ege'ye geldi, Troya'da bir kolonizasyon merkezi kurdu ve oradan her tarafa yayıldığı görüşü hakim oluyor. Uzun sürede bu şekilde bakılıyor. Ne zaman ki Anadolu'da Çatalhöyük ve Hacılar gibi merkezler bulunduktan sonra Anadolu üzerinden bir yayılımda buna girmeye başlıyor. Ve bir tamamen difüzyonist yani yayılımcı bir kuramla Avrupa kültürlerinin yakın doğu, Anadolu bir geçiş köprüsü yani Anadolu sadece bir otoban gibi görüldüğü bir tablo ortaya çıkıyor. Ancak giderek Balkanlar'da az evvel gösterdiğim işte Gumenista kültürü gibi, Tripoli kültürü gibi, Varna gibi bulutların sayısı arttıkça giderekten farklı bir yorum girmeye başlıyor. Bu aynı zamanda Avrupa Konseyi'nin kurulmasıyla beraber politik bir ortamı beraber getirir. Avrupa Konseyi'nin esas mantığı Avrupa'nın bir uygarlık merkezi olduğu, Avrupa'nın bir bütün olduğu yaklaşımıdır. Ve o zaman özellikle Lord Renfrew kuramıyla sol üstteki saydamda Anadolu ile Balkan arasında bir kırılma noktası vardır deniyor. Balkan Avrupa arkeolojisi, Avrupa kültürleri yakın doğaya bir şey borçlu değildir. Kültürler, tarih öncesi kültürler, Avrupa uygarlığı, Avrupa toprakları içinde gelişmiştir. Az evvel resmini gösterdiğim yerlerden çıkaraktan gelişmiş ve burada yakın doğunun, Anadolu'nun bir katkısı yoktur görüşü çıkıyor. Bu antidifüzyonist yaklaşım dediğimiz bir yaklaşım. Buna daha sonra Gimbutas'ın özellikle Doğu Avrupa'daki yaptığı çalışma, Gümenlise kültürüyle yaptığı çalışmalarla Avrupa'nın bağımsız uygarlığı diye bir kuram ortaya atılıyor. Ve bu Bulgar meslektaşlar da bunu bütün ışık kültürler Bulgaristan'dan doğar diye, ex-Balkana lüks diye, ex-Oriente lüksü tersine çeviriyorlar. Ve aşağı yukarı bu 1970'lerin sonuna kadar bu Avrupa Konseyi'ni de desteklediği bir proje olaraktan yayılımdan söz etmek neredeyse yani çok ayıp bir hale geldiydi. Daha sonra Avrupa Konseyi'nin yanında Avrupa Birliği'nin kurulmasıyla bütün politik bakış açıları da değişiyor. Çok ilginç bir şekilde. Ve oradan itibaren ve Anadolu'daki kazılarının artması, Balkan kültürleriyle Anadolu kültürleri arasındaki bazı birçok benzerliğin ortaya çıkması ve radyoaktif tarihlerle tarihlemede de aşağı yukarı daha bir silsilenin doğru anlaşılmasıyla Avrupa'nın uygarlığının kendi bağımsız değil, Avrupa'nın bir uygarlıklar çorba bir haritası olduğu, yani bütün farklı bölgelerin uygarlıklarının Avrupa'da birleşerekten Avrupa oluşturduğu gibi yeni bir politik yaklaşım gelmeye başlıyor. Yani yayılımcı kuralın yerini alan, yayılımcı karşıtı kuralın yerini, yeni bakış açısının yerini farklı bir model ortaya çıkıyor. Bu Avrupa Birliği farklı bölgelerin kültürlerinin oluşumudur. Bu Avrupa Birliği'nin politikası haline geliyor. Ve bu bakış açısıyla da giderekten de Anadolu'daki neolitik çalışmaların artması burada gördüğünüz gibi buradaki görsellerin bir kısmı Bulgaristan'da bir kısmı Anadolu'dandır. Aynı kültürler paylaşılıyor ve özellikle de arkeometrik yöntemlerin gelişmesi, DNA gibi yani eski ADNA dediğimiz DNA çalışmaları, paleo dil çalışmaları. Artık bugün hemen hemen genel görüş Avrupa'ya tarımın, işte tarımın, neolitiğin
Anadolu'dan gelen göçmenlerden geldiği ve Avrupa uygarlığın temelini Anadolu çiftleri, Anadolu kökenlilerin yarattığı ve onların bileşimi olduğu görüşü giderekten kabulleniyor. Bütün bunları niye anlattım? Yani biz sadece bilime, bilim olaraktan düşünmememiz lazım. Bilim aynı zamanda ne kadar veri varsa o kadar ona göre bilgiler, yorum değişir. Aynı zamanda da günün politikaları, politik arkeolojiyi politikadan hiçbir zaman tam olarak soyutlayamayız. Arkeoloji daima politikayla beraber giden bir maalesef bütün bilim dalları içinde öyledir ama arkeoloji geçmişin kanıtlarını günümüze taşıdığı için yahut günümüzün problemlerine geçmişte çözüm aramaya çalışan bir ilim dalı olduğu için politikadan biraz daha fazla iç içedir. Bunu daima göz önünde tutmak gerekir. Bütün bu karamboldu. Yani 1980'lere geldiğimiz zaman Anadolu'nun Avrupa uygarlıklarıyla olan ilişkisi, Balkanlarla olan ilişkisinin o gitgelli bir dönemde biz bunu İstanbul Üniversitesi'nde bunu çok tartışıldı. Ve şöyle bir karara verdik. O da onu şunu da söylemem lazım. O tarihe kadar bizim kürsüde, bizim ana bilim dalımızda esas çalışmalar Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da sürdürüyordu. İşte Güneydoğu Anadolu projesi, Keban projesi gibi. Yani Balkanlarla fazla bilgimiz yoktu Trakya'yla. O zaman bütün bu tartışmanın yani Avrupa uygarlığı Anadolu'dan geldi mi gitti mi sorusunun şöyle bir öneriden geldik. Dedik ki yani bunun çözümü gayet kolay. Yani bu sorunun çözülmemesi Balkanlarda Trakya'dan hiçbir bilgi olmadığı için iki bölge arasındaki tampon bölge olarak olan Trakya'dan hiçbir bilgi olmadığı için bu tartışma böyle gider. Trakya'ya çıkalım, Trakya'da yüzey araştırması yapalım. Trakya'da bulduğumuz malzeme ya Anadolu'ya benzeyecektir, ya Balkanlara benzeyecektir. Bu sorun kesin olarak çözülür. Yani 2 yıllık bir çalışmayla bu sorunu gayet net bir şekilde çözebiliriz diye yola çıktık 1980 yılında. Şunu da söyleyeyim, 2023'teyiz. 2 yıllık diye başladığımız proje hala sürüyor ve hala da yani kesin şudur denecek bir durum olmadığını, daha doğrusu bilimsel sorunların ya sosyal olayların bu kadar tek doğrulu olmadığını, çok doğrulu çözümlerin olduğunu söylemek gerekiyor. Neyse ilk hem bizim projeye biraz kısaca tarihçesinden girmek istiyorum. İşte 1980 yılından 85 yılına kadar bütün Trakya'da yani Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ ve İstanbul bölgesi dahil olmak üzere yoğun bir yüzey araştırması yaptık. Mümkün olduğu kadar çok yeri bulmaya çalıştık. Yani sağ altta bir liste var, bunun ayrıntıya girmeyeceğim. Ama yüzlerle tarih öncesi yerleşme, tümülüs vesaire belgeleyerekten bir kültür envanteri çıkartmadık ama basit bir dökümünü yani kolay bulunabilir yerler dökümünü ortaya çıkartmaya çalıştık. Bulduğumuz yerler yaptık. Buradaki arkeolojik veriler bizim Anadolu'da alıştıklarımızdan çok farklıydı. Anadolu'da büyük köyükler vardır. Çünkü doğal çevre ortamı farklıdır. İnsan hep aynı yerde yerleşirler. Yerleştikçe höyükleşme olur. Ve farklı katmanların olduğu bir arada gördüğümüz arkeolojik yükseltiler oluşur. Dolgu yükseklikleri oluşur. Trakya'da ise çevre çok verimli ve su bol olduğu için buradaki yerleşim düzeni farklıdır. Burada dağınık yerleşmeler, yerleşmeler sürekli olarak yer değiştirmiş. Höyükleşme pek olmamıştır. Ya yani çok sınırlı ölçüdedir. Burada gördüğümüz tepeler ise mezar tepeleri, tümülüs ve kurganlardır. Bu bizi ilk başta çok zorladı. Arazide yani Anadolu bakış açısıyla geldiğimiz bir yaklaşımdan Trakya'ya kendimize adapte uyum sağlamamız, buradaki buranın kültür varlıklarına göre bir yöntem geliştirmemiz bizi zorladı. Bütün bu kol arada en kolay olan şey buradaki dolmenlerdi. Yani kapaklı kaya diye geçen ve gerçekten o zamana kadar Şevket Aziz Kansu'nun dikkati çekmesi dışında göz ağrı diyelim kimse önemsemediği dolmenlerdi. Bunu da ayrı bir proje olaraktan Trakya'daki bütün aşağı yukarı 160'a yakın megaliti alıtı belgeledik. İşte burada bazılarını burada görüyorsunuz. Bu arada da Şarköy bulundukları da geldi. Belgeledik ama korunamadık. Mesela bu müzenin önündeki şu andaki sökülerek gelmiş. Halbuki etrafındaki dikili taşlarla çok güzel bir ve dörtlü bir kompleksti. Maalesef bunlar bugün bu şekilde bunu pek görme imkanı da yok ama en azından belgelenmiş oldu. Bu arada yüzey araştırmasının yanı sıra sınırlı ölçüde küçük kazılar başladık. Bunlardan biri daha doğrusu tahrip olan yerlerde işte Tilkiburnu gibi Kırklareli yakınındaki. Bu bize aynı zamanda o bölgedeki ilk son kalkolitik malzemeyi ne olduğunu gösterdi. Yine Kırklareli yakında Asılbeyli'de bir tümülüs, bir kurgan kazısı, Taşlıca Bayırı yaptık. Bir grider biz oradayken çalışıyordu. Grideri durdurabildik. Ve 56 tane tüm kabın olduğu ve en üstte de Grider'in parçaladığı bir efsanevi bir kaptır bu. Yani bunu yazılı kaynaklardan da biliyoruz. Ölü törenlerinden sonra ileri gelenlerin kamışlarla birlikte bira içtiği kap anlatılır. Bunu sanıyorum ki ilk ve tek örneğini
burada bu saptayabildik. Grider'in paletlerini arasında 360 parça olarak topladık. Sonra bunu bayağı zorlukla birleşti ama birleşti. Ve şu anda da sanırım buradaki müzede. Yine yaptığımız çalışmalardan biri ilk defa Lalapaşa'daki bir dolmeni, bir kapaklı kayayı kazısını ve onarımını yaptık. Bu da ilk yaptığımız sanırım ki Türkiye'deki ilk sistemli dolmen kazısıydı. Megalit kazısıydı. Ve ilk defa bunu Edirne'nin de desteğiyle bunu ayağa kaldırabildik. Bu arada yine küçük kazılardan bir tanesi İstanbul'da Ayarımbogaz'da yaptığımız bir çalışmaydı, mağarada. Bu da bize bölgenin taş devrini, yani Neolitik öncesi kültürlerinin ve iklimsel değişmelerin, yani buradaki doğal çevre olaylarından birlikte kültürün bir bütünleşen bir anahtarını bize verdi ki bu da dünyada unik olan bir şey. Buradaki, yani burada Yarımburgaz'da ait olan bu toprak profilinde gördüğünüz dolgu aşağı yukarı 600 bin yılı temsil eder. Ve burada her gördüğünüz renk ayrı bir iklim ortamında yansıtır. Yani kurak, yağışlı, kurak, soğuk, sıcak gibi bu bölgedeki ve arkeolojik verilerle, kültürlerle doğal çevre değişmesini izlememizi sağladık. Ve özellikle ilk insanın bu bölgeye geldiği, yani bizim Afrika'dan, Olduvan'dan tanıştığımız taş aletleri de öğrenmek imkanımız oldu. Bunun yanı sıra yine yaptığımız küçük kazılar arasında Yarımgaz'ın yanı sıra Pendik, İstanbul Müzesi ile yaptığımız kurtarma kazısı ve Tekirdağ Toptepe'de yukarıda sol üstteki, o da yine bir tahrip olan bir höyüktü. Maalesef burada bölge yerleşimde buradaki hiç tescilli yapılmamış yerlerdir bunlar. Çok büyük tesadüf olarak gazino yapılacak yer tahrip edilmemişti. Sağ üst saydamda gördüğünüz yer yok olmadan kalan tek parçaydı ve sol üstteki meşhur kadın heykeliciydi. O odanın içinde ortadaki mekandan çıktı. Bunlar da daha sonra ortak arkeolojik olarak bu bölgeden bildiğimiz 5. bin yıla ait olan ve gerçekten dünyada unik olan şeylerden bir tanesi. Bu anlattığım süreç bizim projenin ilk emekleme dönemiydi. Yani 1988 yılına kadar olan ilk çalışmalarıydı. Bölgeyi anlamamız, tanımamız, bölgede nasıl bir çalışma yapılsa iyi olur, sorunu çözmek için ne yapmak gerekir sorusuna yanıt aradığımız bir dönemdi. Ve artık ondan sonra şuna karar verdik. Kapsamlı, geniş ölçekli ve geniş katılımlı ve farklı bilim dallarını bir araya getiren bir çalışmaya ihtiyaç vardı. Bunun için bir neolitik yerleşmeyi seçmeye karar verdik. Elimizde birkaç aday vardı. Bunlardan Kırklareli'deki Aşağıpınar'ı seçtik. Bunun nedeni ki Aşağıpınar'ın diğer yerlerden farklı olduğu için değil. Çünkü hemen hemen hepsi aynı şeyi vereceklerdi. Lojistik bir yola yakın olması, kente yakın olması gibi lojistik nedenler vardı. Aynı zamanda kente çok yakın olduğu için tehdit altındaydı. Yani biz orayı kazmasaydık kent Aşağıpınar'ın üzerine geliyordu. Onun için Aşağıpınar mevkiinde 1993 yılında Alman Arkeoloji Enstitüleri ile birlikte Bulgar ve Slovak meslektaşlarının da katılımıyla çok uluslu, çok disiplinli bir çalışmayı başlattık. Mümkün olduğu kadar geniş bir alan açaraktan farklı bakış açılarıyla bu bölgenin kültürel sürecini anlamaya çalıştık ve hala da çalışıyoruz. Bunun ayrıntılarına girmeyeceğim ama burada yani bu bölgenin özelliğini, Anadolu'dan farklı özelliğini de orada gördük. Yerleşme sürekli olarak kaymış. Yani aynı yerde Aşağıpınar'da aşağı yukarı 1500-2000 yıllık bir dönemi var. Onun üzerine 3. bin geliyor. Fakat her seferinde yerleşme sürekli olarak suya ve ortama bağlı olarak sağa sola, kuzeye güneye oynamış ve bu nedenle aynı yerde Anadolu'da olduğu gibi çok katmanlı öyküler yerleşim değil, az katmanlı sığ dolgulu bir doku görebiliyoruz. Ama buna karşılık açtığımız alanda, yani burada özellikle bu bölgede kazı yapmak, ahşap mimari, Trakya'nın özelliği ahşap mimaridir. Anadolu'da kerpiç ve taşın yerine çok ufak izler olarak kalır. Bunların belgelenmesi, bunların saptanması gerçekten biraz zor ama daha zevkli belki de. Ama çok geniş alanlarda bu bölgedeki mimariye, burada ayrıntılarına girmeyeceğim. Ama yerleşim düzenini hemen hemen 1500 yıllık süreç içinde mimarin nasıl değiştiğini, yaşamı nasıl değiştiğini görebildik. Bu bize neyi gösterdi? Anadolu'dan gelen, Anadolu'da bir gün bugün herkesin bildiği Göbekli Tepe diye ünlenen, Güneydoğu Anadolu'da gelişen ilk tarım toplumu, ilk yerleşik toplumundan gelen çiftçilerin, bu bölgeye gelen, tarımı bilen, yerleşik düzeni bilen, yarı kurak bölgeden gelen çiftçilerin yağışlı ormanlık bölgeye geldiklerinde nasıl kültürlerini, nasıl yaşamlarını, yeni bir uyum sağladıklarını, bu bölgedeki kültürün ve yaşamın nasıl değiştiğini izlerini gayet açık bir şekilde gördük. Bunun önemi de şu, buradan İngiltere'ye kadar giden ortamın değişimin temeli burada atılıyor. Yani Anadolu'da yarı kurak bölgeden, kuraklık riskinin olduğu bölgede artı ürüne gerek duyulan bir bölgeden geliyorlar. Artı ürüne gerek duyulması artı değeri getirir.
organizasyonu geri getirir. Kalabalık işçi istihdamını getirir. O gelenekler buraya gelip yağışlı bölgede bunlara ihtiyaç olmadan, artı ürünü, artı değere ihtiyaç olmadan farklı bir yaşam modeli burada gelişiyor. Yağışlı bölgeye uygun bir mimari gelişiyor. Yani bir kerpiç mimari, yani ahşap mimari ve imeli yapılar oluyor. Ve burada gelişen model daha sonra İngiltere'ye kadar giden bütün Avrupa'nın ortamı budur. Bir modelin burada geliştiğini gördük. Ama buraya Anadolu'dan geldikleri zaman getirdikleri sosyal hafıza ile birlikte sembolik şeyler, burada gördüğünüz heykeller gibi yahut tören kapları gibi ögeleri de aşağı bundan çok zengin örneklerini verdi. Ve bunların bazıları da özellikle Trakya'nın önemini vurguladığım ilişkiler açısından son derece önemli. Mesela soldaki kap form olarak da biçim olarak da bizim Anadolu'dan, Hacılar'dan Burdur bölgesinden tanıdığımız. Ama üzerindeki betimlemeler, üzerindeki anlatımlar Orta Macaristan'dır. Yani Trakya'nın gerçek kimliğini, farklı bölgeler arasındaki konumu gayet net bir şekilde veren bulgularla geldi. Buna ayrıntılarına girmeyeceğim ama aşağı yukarı 500'ün üzerinde heykelciyle en zengin sembolizmi, Neolitik dönem sembollerini yansıtan bir buluntu topluluğunu aşağı planlarda elde edebildik. Çanak çömleğine de girmeyeceğim. Bunlar Balkanlardan, bütün Bulgaristan'dan da bildiğimiz Karanova kültürü diye geçen ve daha sonraki evrelere, yani Kalkolitik döneme ait olan kaplarıyla da çok zengin bir repertuarı biz burada elde edebildik. Onun yanı sıra da kişisel beğeni eşyaları dediğimiz takılar gibi çok önemli bir bulgu aşağı planlardaki bir boncuk atölyesi zaptandı. Boncuk atölyesi, yani farklı bölgelerden gelen ham maddeleri, ki bunlar işte spondylus var, Adriyatik'ten gelen malayit var, kaya kristali var. Bunları işleyerekten bir boncuk yapan bir boncuk atölyesini de sağ üstteki kolyede oradan ve o şekilde bulundu. Herhalde sipariş etmiş biriz, bir toplu halde duruyordu. Yani oldukça farklı açılardan bilgi edinebildik. Yani aşağı pınarda yaptığımız bilgiyi fazla burada vaktiniz olarak ayrıntılara girmek istemiyorum. Ama aşağı pınardan elde ettiğimiz bilgi Anadolu'da gelişen, Anadolu'da ne gelişiyor? Yerleşik yaşam gelişiyor. Anadolu'da ne gelişiyor? Tarım gelişiyor. Buğday, arpa, çavdar, mercimekliler, baklagiller tarıma alınıyor. Yabani türler tarıma alınıyor. Koyun, keçi, sığır ve domuz evcilleşiyor. Yerleşik sosyal düzen geliyor. Bu yerleşik köy düzeni sadece mimarinin nasıl olduğu değil, bir yaşam modeli, yaşam şeklidir. Onu bilerek buraya gelen çiftçiler bu bölgeye nasıl uyum sağladıklarını ve burada başlayan uyumun başka bölgelere nasıl aktarıldığını, yani bizim Neolitik dediğimiz yaşamın nasıl küreselleştiğini, küreselleşirken nelerin değiştiği, nasıl değiştiğini burada izleyebildik. Neolitik dönemin belki konuyu çok iyi bilmeyenler için önemi şudur. Daha sonra, yani uygarlık tarihindeki en önemli kırılma noktalarından biridir. Günümüze kadar gelen yahut endüstri devrimine kadar gelen sürecin tehdidi çekildiği, altlığının hazırlandığı bir dönemdir. Bunu bu yerleşik yaşamın arkasından, ilk çiftçi toplumun arkasından kent, devlet ve imparatorluklar gelir. O sistemin temelinin atıldığı dönem olduğu için Neolitik dönem günümüzde en çok ilgiyi çeken dönemlerden bir tanesi. Aşağı bundan bize bunu sağladı. İkinci kazı yerimiz yine Kırklareli'nin hemen güneyinde Kanlı Geçit'te. Bu da İktun Çağı ait olan. Yani İktun Çağı dediğimiz zaman artık Anadolu'da kent ve kent devletlerinin gelişmeye başladığı dönemdir. Trakya'da ise bu süreç içinde göçebe çobanların olduğunu biliyorduk. Böyle bir şey beklenmiyordu. Ama Kanlı Geçit bize bir Anadolu kolonisini, yani Truva'dan bildiğimiz bir Anadolu yerleşimi, Anadolu kent modeline uygun bir yerleşimin izlerini verdi. Ve bunun yanı sıra da o dönem atın da evcilleştiği bir dönemdir. Bilinen en eski kervan yolunun en eski kanıtını da, yani Orta Anadolu'dan çıkan malzemenin bu bölgeye aktarıldığını ilk defa gördük ve evcil atı beraberine getirdi. Küçük bir yerleşme, Troya ile karşılaştırdığınız zaman Troya'nın yarısı kadar olan bir yerleşme. Ama sanki fotokopiyle küçültülmüş gibi planı, birebir aynı olan bir yerleşme. Yani bir Anadolu kolonisi, bir kervan istasyonunun son durağı olduğunu. Yani mesela sol üstteki Troya 2'dir, sağdaki ise Kanlı Geçit'tir. Aynı modelin, sanki bir Anadolu'dan biri prototipi getirdi burada. O planı, projeyi burada uyguladı Megaron yapılarıyla. Burada Trakya arkeolojisi, gerek Balkan arkeolojisi için unik bir sonuç, bir Kanlı Geçit'i elde edebildik. Burada elde ettiğimiz buluntulardı Anadolu'ya göre çok basit buluntulardı. Ama Trakya ölçeğinde yine çok önemli bulguları ve özellikle burada gördüğümüz çarkın kullanılması, çömlekli çarkı. Avrupa'daki en eski örneklerini burada gördük ve burada Anadolu'dan, Kültepe'den, hatta Kuzey Suriye'den gelen ithal malzemeyi de bunlarla beraber görebildik. Projemizin diğer, yani sadece kazıyla yapmakla yitirmiyorduk. Bölgenin doğal çevre ortamını, bölgenin jeolojisini, insanın yaşadığı ortamı da ve bunun değişimini de incelemek, görebilmek, anlayabilmek için farklı bilim dallarıyla birlikte çok yoğun bir çalışma yaptık.
Burada özellikle hayvan kemikleri, bazı hayvanların kemikleri, buradaki ortamın nasıl değiştiğini, özellikle geyik türlerinin, yani sık orman örtüsüyle seyrek orman örtüsünün ve çayırlık ve daha orman örtüsünün zayıfladığı döneme ait izleri, buradaki hayvan türlerinin değişmesiyle bizim aşağı pınar ve kanlı geçe süreçlerini gayet net bir şekilde görebildik. İlk en eski tabakalarda özellikle hepimizi heyecanlandıran bu bölgenin yabani sığırı, Bosphorus migenius, yani bizim Anadolu sığırının iki katı büyüklüğünde çok muhteşem bir hayvandır. Sağ alttaki boynuz onun. Onun en dünyada bile en büyük bu izlerini gördük. Bir de kırklarını sanıyorum çok sansasyon yaratan bir aslan pençesi, aslanı ait bir izleri çukurda gördük ama bu bilinmeyen bir şey değildi. Roma döneminde bile Trakya'da aslan avlandığı biliniyor. Aynı zamanda botanik, yani bitki kalıtı, yani yenen, gerek dekilen, gerekse çevreden toplanan yahut rüzgarla gelen karbonize olmuş bitkileri inceleyerekten aşağı yukarı 76 değişik bitkinin zaman içindeki değişimleriyle birlikte ve ne kadar nasıl kullanıldığını da inceleyerekten farklı bir model çıkartmaya çalıştık. Yani burada yaptığımız çalışmalar sadece bizim arkeoloji eserleri, buluntular ve somut verileri değil, bu bölgedeki insanı etkileyen, insanın yaşadığı ortamını anlamaya çalıştık. Burada jeoloji ekiplerinin, yani jeomorfolog ve jeoloji jeologlarla beraber yaptığımız görüş çalışmaları da aynı şekilde toprak oluşumun değişimi ve bu süreci de elimizden geldiği kadar ayrıntılı olarak belgelemeye çalıştık. Projemizin içinde sadece arkeoloji olarak değil, mimarlık ekibi mimariyle birlikte bölgenin geleneksel mimarisini de, çünkü geleneksel mimari Trakya'da çok iyi korunmuştu. Yani biz geldiğimiz zaman Trakya'daki uzun süre askeri bölge olarak kalması ısrancaların o bölgede geleneksel yaşamı bir açık hava müzesi gibi korunmuş vaziyetteydi. Hala dünyadaki en zengin iğmeli yapı çeşitlemesi buradaydı ve o gelenek halen yaşamaktaydı. Bunu da elimizden geldiği kadar İTÜ'lü arkadaşlarla belgelemeye çalışıldı ve çok sayıda köyde, çok sayıda arazide, alanda belgeleme yapıldı. Bunun yanı sıra burada Bulgar evi denen ya diğer iğmeli yapıların dışındaki yapılarda mümkün olduğu kadar belgelendi. Burada ayrıntılara gerekten vaktinizi almak istemiyorum ama özellikle köylerde, kırsal ortamda, ısrancıların dışında da bunları mümkün olduğu kadar belgeledik. Ama yaptığımız sanıyorum ki en önemli çalışmaların başında iğmeli yapıların, yani bu dal örgü yapıların dünyadaki ilk iyi belgelenmesi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Farklı tiplerini, yani köpek kulübesinden bir koyun ağalına ya bir zamanına kadar hemen hemen her çeşidini burada belgeleyerekten şeydik ve maalesef artık bu gelenek ısrancılarda da ölmüş durumda. Aynı zamanda kentsel mimari de, yani geleneksel kentsel mimari de yani biz şunu vurgulamaya çalışıyorum. Bir yerdeki reklamımız gibi olmasın Ahmet. Bu çeşitli farklı alanlarla birlikte yani biz sadece arkeoloji yapmak için Kırklareli'nde değiliz, Trakya'da değiliz. Bizimle beraber çalışan farklı disiplinlere de her zaman destek olmaya çalıştık. Bunların arasında kentsel mimari belgelemesi ve özellikle Kırklareli'nde yayla meydanındaki yapıların belgelenmesi geldi. Ve bunları sürekli olarak sadece belgeleyerekten bırakma değil, burada geçen zaman içindeki değişimini de aynı zamanda belgelemeye çalıştık. Cumhuriyet dönemi binaları, Cumhuriyet döneminde özellikle Kaynarca'da da aynı şeyi yaptık. Özellikle Cumhuriyet döneminde göç alan bir bölge, burada erken Cumhuriyet döneminin bu bölgeye yaptığı yatırımlar içinde buradaki okullar ve buradaki göçmen köyler, planlı köyler var. Bunların da ayrıntılı belgelemesi ekibimizin üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Yapan Zeynep burada ve sanıyorum ki bunlar da artık günümüzde hızdan yok oluyorlar ki bu planlı köyler ve planlı köylerin burada değişik model köyler deneniyor ve en iyi kalmış örnekleri gene Mis Aris Baba gibi Trakya'da bunları görebiliyoruz. Bunları da kendi projemiz kapsamı içinde elimizden geldiği kadar değerlendirdik. Aynı zamanda gelenekselleşen, biz Trakya'ya geldiğimiz 1980 yılında halen geleneksel sanatlar devam ediyordu. Bunların ama yok olmakta olduğunu, hızdan yok olduğunu, hızdan artık ustalığın ortada kalktığını gördüğümüz için bunları da elimizden geldiği kadar sadece çömlekçiliği ya sepetçiliği değil, bu bölge sanırım Türkiye'de süpürgecilikle, yani süpürgenin bir geleneksel sanat olduğu tek bölge, o da yapmaya çalıştık. Aynı zamanda ama diğer sepet örmek, hasır örmek gibi bazı dokumaları hepsini burada elimizden geldiği kadar Trakya'nın geleneksel sanatlarını, hikaye sanatlarını, geleneksel yaşamını bir etno-arkeolojik bakış açısıyla, etnografik değil, etno-arkeolojik bakış açısıyla da belgelemeye çalıştık. Bunları zaman zaman artık örnekleri maalesef kalmadığı için bu çalışmayı artık sürdürme imkanımız kalmıyor ama elimizdeki dokümantasyonla, işte burada gördüğünüz, yani burada fazla vaktinizi almak için ayrıntılara girmiyorum ama burada Trakya'daki herkesin bildiği, alıştığı şeyleri mümkün olduğu kadar örneklerini toplamaya başladık ve bunların köylerde atılan örneklerini de artık, çünkü köylerde atıyorlardı, bazılarını antikacılar alıyorlardı.
mümkün olduğu kadar köylerde atılanları bağış olarak toplayıp bunları da giderek sergilemeye çalışıyoruz. Yaptığımız bir uzun vadeli, uzun ömürlü bir çalışmada Trakya Kırklareli Ahmetçek köyünde bir araştırma merkezini kurmamız ve bunun kurulmasında da dernek başkanımız burada Trakya Kültür Varlıkları Derneği ile beraber bir sivil toplum örgütüyle birlikte çalışmamız oldu. Onlara da çok teşekkür borçluyuz. Çünkü onlar Kırklareli'ndeki çalışmalarımızda bize her türlü desteği, dayanışmayı verdiler. Ve her zaman bize yardımcı oldu Kırklareli Kültür Varlıkları Derneği. Ama araştırma merkezini kurmamız ilk başta sadece bir kazı evi olarak da düşünülmedi burası. Burası bu bölgede bizim kazılar bittikten sonra diye bizim kazılar sürerken de Trakya bölgesinde çalışmak isteyecek her türlü ekibi, yani sadece arkeolog değil, burada değil, az evvel belirttiğim gibi botanikçi olabilir, jeolog olabilir, mimar olabilir ya herhangi bir alanda çalışmak isteyen her türlü ekibe de bir altyapı sağlayacak, imkan sağlayacak. Yani sadece bir barınma diye çalışma laboratuvarlarıyla, kitaplığıyla, depolarıyla böyle bir ortam sağladığımız bir mekan elde sağladık. Aşağı yukarı 56 kişiyi kabasa doldurduğun zaman 56 kişiyi barındırabiliyoruz. Minimum hizmetlerini yani ve İşte bazı basit laboratuvar örnekleri, işte fotoğrafhane gibi, kitaplık gibi hizmetleri de buraya sığdırabiliyoruz. Bizim şu anda kazılarımız sonlandı ama çalışmalarımız bitmedi. Ve her zaman bu araştırma merkezinde Trakya'da kalıcı ileride yapılacak araştırmaları da kullanacağı bir üs olaraktan, bir altlık olaraktan düşünüyoruz. Bunun yanı sıra mümkün olduğu kadar Trakya'ya ilgiyi çekmeye çalıştık. Bazı belgesel ekiplerini buraya çağıraraktan, Trakya'da belgesel çekimleri özellikle tarımla ilgili belgesellerin birçok belgeseller çekildi ve burayı aynı zamanda da bir bilim merkezi olarak da bir çok sayıda gerek bizi ziyarete gelen gerek de bizim çağırdığımız konferansçılarla bir araştırma merkezi aynı zamanda bir bilim odağı haline getirdik. Burada konferansçıların bazılarını görüyorsunuz. Yani hemen hemen her yerden farklı konulardaki, bu sadece bizim öğrencilerimiz için değil, Kırklareli'ndeki bu konuya ilgi duyanların da katılımıyla yaptığımız çalışmalar haline geldi. Bütün bu yaptıklarımız bizim bilimsel açıdan son derece tatmin eden olaylardı. Yani gerek yaptığımız kazılar, gerek elde ettiğimiz veriler, gerek yaptığımız değerlendirmeler bilim dünyasına iyi bir yankı buldu ve bizi de çok mutlu etti. Ama az evvel belirttiğim gibi sorunları çözmedik, sorunların tanımını yapabildik. Ama bunun yanı sıra bütün bu ortaya çıkarttığımız bulguları, bütün bu bulguları toplumla paylaşmamız, topluma kazandırmamız, yani toplumun sosyal zenginliğine, düşünsel zenginliğine ve kültürel sektörüne bir katkı yapmak için ne yapabiliriz sorusundan karşılaşmıştık. Çünkü buradaki kazdığımız kalıntılar, az evvel resimlerde, görsellerde olduğu gibi zamana dayanan, görsel çekiciliği olan, alışık olmayan bir gözün tanıdığı, alıştığı tip kalıntılar değildi ve zamana dayanıklı kalıntılar değildi. O zaman burada modellemeyle, yani birebir aynısıdır demediğimiz ama farklı bir yaklaşımdan bir açık hava müzesi ve bir sergi alanı oluşturmaya çalıştık. Burada ilk yaptığımız şey, az evvel ısrancalardaki iğmeli yapılardan söz etmiştim. Ve bunlardan en iyi olanlarını söküp birkaç tanesini satın aldık. Ve aşağı bunlarda bizim kazının bittiği yerde bunları kuraraktan bir sergileme şeyi yapmaya çalıştık. Ve burada geliştirdiğimiz model, dünyada açık hava köy müzeleri çok yaygındır. Tarih öncesi yerleşmeleri, daha 1885'ten itibaren Avrupa'da başlayan, Skansen'den başlayan, İsveç'te başlayan ilk defa ve çok yaygındı. Bulgaristan'da bile birçok örneği var. Türkiye'de hiç yok. Türkiye'de sözü edilmişti ama bu tür bir açık hava köy müzesi yapılmamıştı. İlk örneğini el yordamıyla Kırklareli'nde biraz zorlanaraktan kurduk. Daha 96'da başladık. Halen bitiremedik çünkü elimizdeki imkanlar sınırlıydı. Ama Türkiye'ye o modeli getirdik. Bugün bizim orada oluşturduğumuz açık hava müzesinin daha iyi imkanlar sağlanan yerlerde 14 tane oradan çıkan model var. Yani bizim yapmaya çalıştığımız şey farklı bir açık hava müzesiydi. Dünyada baktığımız zaman bir kültürel miras şeylerinin farklı açık hava müzeli tipleri vardır. Şimdi geleneksel köy yaşamını anlatan, ya tarih öncesi bir yerleşmeyi anlatan, ya deneysel çalışmalara imkan sağlayan, doğal çevreyi anlatan bunlar farklı farklı müzeler vardır. Biz bunları birleştirdik. Bir tek bir alanda, elimizdeki alan buna yeterliydi, farklı işlevleri, farklı anlatımları olan bir açık hava müzesi ve bir kültür sektörü oluşturmaya çalıştık. Sanıyorum ki geliştirdiğimiz projede de gerek doğal çevre ortamını, gerek zaman değişimini, gerek kültürel değişimi, mimari anlatan bir farklı dillerle bir anlatım modeli geliştirdik. Bunu yaparken az evvel de belirttiğim gibi modellerle, yani çünkü eserler müzede, Kırklareli Müzesi oldukça sınırlı bir alanda ama müzede. Onların küçük modellerini yaparak, yani canlı restoratörümüz Ahmet Demirtaş'ın da ki Kırklareli, Trakya, Edirne'de birçok şeyi
katkıda bulundu. Bizim eski öğrencimiz. O bizi kırmadan kırklarını daha gönüllü olaraktan geliyor Ahmet geldiğince. Ve onun yaptığı küçük bir modellerle oradaki tarih öncesi dönemdeki zanaatları, tarih öncesi yaşamı, kısmen modeller Ahmet'in kendisine benzemesine rağmen bir canlandırma yapabildik. Aynı zamanda doğal çevre ortamında, geçmiş neolitik dönemde nasıldı Trakya'yı? Elimizde kazıda bulduğumuz hayvan kemiklerine göre canlandırmaları yaparaktan onları sık ve farklı ortamlara göre, yani yoğun orman hayvanları, seyrek orman hayvanları, step hayvanları gibi onlarla da bir canlandırma yapmaya çalıştık. Yine geleneksel yaşamı, bunda her bir sergi alanının bir kısmını ona ayırdık. Geleneksel tarım, artık bugün döğeni bile gören gençler kalmamış. İlk başlarda bana çok tuhaf geldi, dedik Trakya'da geleneksel bir tarımı sergilemek. Ama ilk yaptığımız, ilk bu döğene ve sabanı koyduktan sonra bir köylü çocuğunu getirdi. Bak eskiden döğen diye buna binerdik deyip göstermesi bize gerçekten yaptığımızın doğru olduğunu ispat etti. Ve bunu mümkün olduğu kadar toplumla paylaşmaya, toplumu buraya çekmeye çalıştık. Çok başarılı olduğumu söyleyemeyeceğim. Burada bizim dernek üyelerimiz de burada çok gayret gösterdiler ama kentin içindeki yani otogara 500 metre mesafede olmamıza rağmen Kırklareli'den gönüllü gezip gelen sayısı başka şehirlerden gelenlerin onda bir. Yani Trakya ne yaptı? 30 sene içinde Trakya'da, Kırklareli'nde herkes bizi çok iyi biliyor. Herkes hocam seni çok seviyoruz diyor. Ama gelip gezen, gerçekten gelip gönüllü olarak gezen sayısı, sayı vermeyeyim ama üzücü derecede. Bunun niye böyle olduğunu belki Kırklareli arkadaşlar daha iyi anlatırlar ama biz yatıp Kırklareli'nin ilgisini, sevgisini aldık fakat ilgisini çekemedik. Ve desteğini de çekemedik. Yani Türkiye'de sanıyorum en az yerel destek alan kazıyız ve projeyiz. Öyle diyeyim. Ama ziyan yok. Devam ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. Ama gene de yaptığımız sergi bir geleneksel bir sergi alanından bir parça. Şu anda da bir taban tüneli orada yapıyoruz. Artık sırancalar satın alacak bina bulamadığımız için samanlık modelini de telgraf direklerinden yaparaktan böyle bir sergi alanı yapıyoruz. Ve bunun için de bölgenin jeolojisinden yani burasının buraya ilk insanın geldiği dönemde ortamdan Cumhuriyet dönemine kadar olan süreci bu binada sergilemeye hoş bir ortamı olan bir bina. Burada da böyle bir sergilemenin projesi yapıldı. Finansmanı bulur bulmazdı. Başlayacağız. Aşağı bunun yanı sıra Kanlı Geçidi de bir açık hava müzesi haline getirdik. Burada birkaç seçeneğimiz vardı. Buradaki mimari yerinde korumak mümkün değildi. Üzerine saçak yapılabilirdi ama saçak yapıldığı zaman saçaklar daima problem çıkartıyorlar koruma saçakları, koruma örtüleri ve doğal çevreden koruyorlar. Burada farklı bizim Çayönü'nde kullandığımız yöntemi kullandık. Orijinalleri gömdük yani kazıda çıkan bütün buluntu, bütün mimari, az evvel fotoğraflarını, görsellerini gördüğünüz mimariyi gömdük. Üzerine 30 santim toprak serdik ve birebir aynı yerde kopyasını yaptık. Bunu hem de onarımı kolay hem gelen daha görselliğinden çekebiliyor. Ama bunun bir de kule ekleyecektik, seyir kulesi ekleyecektik. O da kurulda çıkan problemden sonra onu vazgeçmeye karar verdik. Ama giderekten de okulların gelmesi, özellikle Kırklareli'nin, Trakya'nın farklı yerlerinden gelen grupların sayısı artmaya başladı. Leburgaz başta olmak üzere Çorlu. Bu da bizi çok sevindiriyor. Ve bunlarla beraber bu sistemi devam etmeye çalışıyoruz. Farklı ekiplere de destek olduk. Mesela bir Alman arkeolog ekibi Poloskale'de belgeleme yapıyordu. Onu da bizim kız evinde çalışmasını sağladık. Yani üst olarak kullanmasını sağladık. Daha evvel de belirttiğim gibi çok sayıda yayınla bilim dünyasında bunu tanıtıyoruz. Yani sadece belgesellerle değil, yapılan tezler gerek yurt dışında gerek yurt dışında yapılan tezlerle projeleri daima da canlı tutmaya ve tanıtmaya çalışıyoruz ve çok sayıda belgeselin de burada çekilmesiyle de şey yaptık. Şimdi bütün bu, Ahmet bana çok uzun konuşma demişti zaten. Herkes sabrını taşırma demiş, onun için bitiriyorum. Ama bir sonuç olaraktan bağlayacak olursak, burada bizim Trakya'da, yani bizim 1980'den beri benim Trakya'da, bizim İstanbul Üniversitesi olarak yaptığımız çalışmada çok ufak bir bilgi birikimi getirebildik. Hala birçok soru var. Bazı dönemleri hemen hemen hiç bilmiyoruz. Yani Trakya'nın özellikle İstanbul'dan çıktığınız zaman paleolitik dönemi, buradaki taş devrinin buradan insanlar yaşadığını biliyoruz. Afrika'dan çıkan insan İstanbul'dan geçtikten sonra burada Balkanlardan çok eski tarihlerden itibaren Macaristan'a kadar 1 milyon yıl öncesine kadar biliyoruz. Trakya'da hiçbir yerde görmedik. Buradan geçmiş olduğundan %100. Mezolitik dönemi bilmiyoruz. Burada Homo sapiens'in Neandertal'in geçtiğini biliyoruz. Burada ilk Neolitik bizim tarım topluluğu gelmezden önce burada kim vardı sorusunu ancak tek bir yerde izini gördük ama yoğun bir farklı araştırmaların gerektiğini. Yani bütün bunlar sadece bizim İstanbul Üniversitesi ekibi olaraktan yaptığımız çalışmanın yeterli olmadığını, burada daha çok sayıda ekibin farklı açılardan bölgede daha yoğun çalışmasını ve burada da maalesef
Önümüzdeki en iyi örnek Bulgaristan. Bulgaristan'daki, en azından Bulgaristan'daki bilgi düzeyini burada yakalarsak birçok sorunun çözümü daha iyi ortaya çıkacak. Bu tabloda biraz acıklı bir tablo. Şu ana kadar bölgede yapılan çalışmaların, yani bilimsel kazıların sayısını ve adedini bize gösteriyor. Bu da son göstereceğim saydam. Sadece Edirne olarak, yani 40'lı 50 olarak düşünmeyin. Trakya'ya gene Tekirdağ'da buraya kattığımız zaman ne kadar bilgi eksikliğimizin olduğunu, ne hala bu bölgede bunca yıl sonra ne kadar çok soru işaretiyle dolu olduğunu ve bazı dönemleri sadece yüzeyden ya çok sınırlı araştırmalarla bildiğimiz, şu anda en iyi bildiğimiz dönem burada Neolitik dönem ve kısmen Kalkolitik, ama onun dışında Tunç Çağ'ına ait tek bir kazı ve bilgimiz çok eksik. Umarım ki bundan sonraki genç kuşaklar bu araştırmaları daha yoğun olarak sürdürür. Bilgiyi paylaşmayı ve toplumla paylaşmayı, sadece bilim dünyasıyla değil, bunu topluma kazandırarak toplumun düşünsel zenginliğine katkıda bulunduracak, zenginleştirecek, daha geliştirecek hale gelirler. Ama Ahmet Yaraş'ın başlattığı bu program umarım ki birçok genci de burada stimüle etmiştir ve canlandırmıştır. Ve böyle, yani böyle bir ortamda sizlerin bunu dinlemesi de bana bu umudu veriyor. İleride eminim ki daha güzel çalışmalar olacak. Ama bu imkanı verdiğiniz çok çok teşekkürler. Çok uzattım konuşmamı, biliyor musun? Sabrınıza teşekkürler.